Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mübarek 25. geceye ulaşmak üzere olduğumuz saatlerde sizlerle bizleri cem eden Allah'ımıza sonsuz hamd senalar olsun. Tabii Ramazan-ı Şerif ibadet-i taatlerin ayı olmak hasebiyle uzun günler oruç, gecelerinde kısa olması hasebiyle insanların biraz fiziksel düzenini bozuyor. Bundan dolayı gevşeklikler olabilir. Uzun günden sonra iftarda biraz fazla yenmesi tabii çok sıkıntı getiriyor. Ağırlık getiriyor, halsizlik yapıyor. Ya bu sefer de mübarek geceler, özellikle bu 25. gece, ondan sonra tek gece 27. gece. Ya zaten arada da yarın gece Cuma gecesi. Cuma gecesi Kadir gecesinden yani fazlası var, aşağısı yok. Dolayısıyla şimdi bu gece tek gece 25. gece. Yarın Ramazan-ı Şerif'in son Cuma gecesi bulunur bilinir bir nimet değil. Bir dahaki seneye kadar bir daha Ramazan Cuma'sı yok. Ondan sonra gece yani Cuma'yı Cuma'sı var 27. gece. Şimdi yani ne kadar önemli. O sonra 29. gece de arayın buyrulan gecelerden. Son gece zaten bu sene 29. gece son gece olmuş oluyor aynı zamanda. Tek gece olmaktan ziyade. Ve yuğferu lehum fi ahiril leyleti. Son gece bütün günahlar bağışlanır buyuruyor. Bütün ümmetim cehennemden azat olur buyuruyor. Yani başından sonuna kadar azat olanın bir misli toptan. Son gecede böyle bir yöntek var. Çok büyük meseleler. Ondan sonra gece bayram gecesi. Bayram gecesi kısaca işte yine anlatacağım. Önümüzdeki dersleri kaçırmayın. İnşallah. Cuma akşamı yani 27. gece zaten mescitte hem öncesinde efendim sohbet olacak. Hem sonrasında sohbet olacak. Orada da beyan edeceğiz. Diğer gecelerin de tabii kendi öncesinde konuşmak lazım. Az bir şey de olsa teşvik için. Hele bayram gecesi senede iki gece ibadetle hiyaden kalbi ölmez buyruluyor. En büyük tehlike iman nurumuzun sönme tehlikesi. Bu tehlikeye karşı son nefeste imansız gitmemek için yapılması gerekenler husnü hatemenin güzel sonun mucibatı. Yani o güzel sonu kazandıracak salih ameller arasında en başta zikrediliyor. Yani mübarek geceleri ibadet ihya etmek özellikle bayram geceleri hakkında bu hadis-i şerif varid olmuş. Onun için şimdi ben size ne anlatayım yani bak. Bu gece 25. gece bak. Yarın Cuma gecesi. Öbür gece 27. gece. Tamam öbür 28. gece bir tek. Yani hakkında rivayet var mı yok mu meselesine gider ama son 10 gecelerin her biri çok önemli. İtikaf geceleri. Ama 29. gece son gece bu sene 29 çektiği için. Demin anlattım. Sonraki bayram gecesi. Ne oldu şimdi? Ta haftaya salıya kadar sıralı insanın kendisini ne yapması lazım? İbadette yorması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu son 10 gecelerde, 10 günlerde yorduğu kadar kendini hiçbir gecelerde, günlerde ibadete ayırmazdı. Zaten hayat ibadetti, zikirdi. Ama en çok bu son 10 gecelerde faziletine binaen Kadir Gecesi aranması tahsebiyle devamlı ibadetle meşgul olurdu. Ondan sonra eşlerine yanaşmazdı. Zaten itikafı bozar. İtikafta olan birisi zaten çıkamaz, mescitten gidemez. Ondan sonra efendim her akşam gusül alırdı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra ailesini uyandırırdı. Bütün herkese adam yollardı. İşte bu mübarek geceleri gafletle geçirmesinler, uykuyla geçirmesinler. Çünkü ahireti bilen insan yarın ahiretteki muhasebeyi, muhakemeyi
kuvvetle, yakinen itikad eden insan böyle olması lazım. Ama maalesef yani bizim tabii imanımıza şüphemiz yok ama bir gevşekliğimiz var yani. Kendimiz bir şeyler yapıp kazanırken yani çoluk çocuğu hiç düşünemiyoruz. Onları uyandıramıyoruz, haberdar edemiyoruz. Kimimiz kıyamıyoruz böyle işte. İşte hiç İslam ahlakı kalmadı. Ya evledine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâran. Ey iman etmiş kullar, önce kendinizi sonra ailenizin fertlerini, eşiniz, çoluk çocuğunuz, en başta insan kendi evinden başlar. Nâran, büyük bir ateşten koruyun diyor. Görülmemiş bir ateş, dünya ateşlerine benzemez ki dünya ateşi bile az mıdır? Nârukum adî cüzün min sev'ine cüzen min nâri cehennem. Hadis-i şerifte, sahihte buyuruluyor. Sizin dünya ateşinizin en büyüğü demirleri, çelikleri eriten, akıtan o en hararetli ateşiniz cehennemin ateşinin 70 parçasından bir cüzdür. Dünyanın en kızgın ateşinin 70 katı hararetli bir ateş. Bundan koruyun çoluk çocuğunuzu buyuruyor. Nerede? Şeddün nâsi azâben yevmel kıyamet. Men cehle ehlehu. Kıyamet günü azabın en şiddetlisi kime yapılacak? Çoluk çocuğunu cahil bırakanlar. Yarın yapışacaklar adama mahşerde. Diyecekler ya Rabbi, bu adam bize öğrenmemiz, bilmemiz lazım gelen bir şeyleri öğretmedi. Bu bizim babamız, eşimiz. Fakat bizi cahil bıraktı. Huz hakkana aminu. Hakkımızı bundan al. Düşman mı arıyorsun? Hani ahirette zannediyorsun ki burada kızdırdığın işte neyse hakkına girdiğin, dövdüğün, sövdüğün, gasp ettiğin inşallah yapmamışsındır ama işte herkes kaçınılmaz olarak bir kul hakkına girer. Boyutları, oranları farklı olabilir. Kebair, sagair cinsinden değişebilir ama sen de zannediyorsun onlar karşıma çıkarsa yandım falan. Sen onu bırak. Önce hanımın da yapışacak boynuna. Önce oğlun yapışacak. Önce kızın yapışacak, sarılacak. Niye? Bu adam inazer racül. Mâ kâne yuallimine emanet celü diyecekler. Bu adam bilmediğimiz şeyleri bize öğretmiyordu. Hakkımızı al diyecekler. Ya o da dünyaya gelmiş Allah'ın kulu. Onun da hakkı var. O kadının da hakkı var. Anasını babasını evini terk etmiş gelmiş. Sana 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 80 sene evli kalanlar var. Eşlik etmiş. Yemek yapmış, ev süpürmüş, çocuklarını bakmış, büyütmüş. Sen buna bak yarın ahirette kazanmamız lazım hepimizin beraber. Ondan sonra bu kadar titizlenme, bu kadar temizlik, çok uğraşma. Efendim bazı vakitlerini nafile namazlara ayır. Zaten farz namazı kılmıyorsa aman ya Rabbi, hiç duracak hal yok. Onun için önce düşmana ne lüzum var? Baktıkların, beslediklerin sana dalacak. Hakkını yediklerin zannetmiyor musun ama esas bunların hakkını yedin. Neden? Cahil bıraktı. وَقُودُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Öyle bir ateş ki onun tutturakları, çıraları insanlarla taşlardır mı? Tahrim suresinin ayeti bu. İnsanlar, kafirler, münafıklar, fasıklar, taşlar, kibrit taşları. Kükürt. Yani onlar çok yanıyor. Cehennemde öyle efendim işte ulu dağlar kadar taşlar var. Sen efendim o kükürt taşı yansın diye aleyha melâketün üzerinde görevli melekler var. Başka hatta aleyha tis'at aşar 19 zebani var. Ya gılazın sert huylu tabiatı şidadün çok şiddetli 70 bin kişilik 70 bin kişilik bir ümmeti yani 70 bin ne demek? Sıdada sığmaz. 70 bin kişilik bir ümmeti alıyor tek başına gidiyor cehenneme. Şu boynunda da o meleğin ateşten dağ var. Onu yakmıyor. Ateşten dağ ne demek? Düşün Uludağ. Koca Uludağ, Erciyes, Ağrı Dağı.
O da ama ateş. Küllün yanıyor. Ama onu yakmıyor o meleği. Onun burasında duruyor. 70 bin kişiyi eliyle sürüyor, cehenneme sevk ediyor. Sırtındaki dağı da onların arkasından peşine atıyor. Bütün tefsirlerde bu hadis-i şerifler, bu rivayetler geçiyor. Ne zannediyorsun cehennemi? La yasûne Allah mâ emarû. O melekler emrettiği şeyde Allah'a karşı gelmezler. At bunu atar. Adam çok ağlıyor. Cık. Gözünün yaşına bakmaz. Zaten zebanilerden Allah-u Teala merhameti, acıma hissini söküp almış. Niye? Çünkü zerre kadar merhameti olsa, zerre kadar o cehenneme attıkları öyle bağırıyorlar ki, öyle feryat ediyorlar ki kimsenin içi dayanmaz yani. En cebba, diyelim merhametsiz, acımasız, zorba bir adam insafa gelir, vicdana gelir. Onun için Allah-u Teala o meleklerden merhameti sökmüş, almış. Ya acıma hissi yok. Sen bağırdıkça o zevk alıyor. Sen ağladıkça o zevk alıyor. O melekler öyle. Kur'an'ın üstüne gılazun diyor, katı diyor, sert diyor, şiddetlidir. Çok şiddetli diyor. Öbür melekler gibi acımaz. Çünkü onlarda merhamet duygusu var. Allah Teala kimden söker alırsa alır. Cebanilerden, cehennemin görevli meleklerinden aldım buyuruyor. Yoksa dayanacak bir şey değil. La yahzunumul fezaul ekberu. Benim dostlarımı diyor en büyük feryatlar mahzun etmeyecek Enbiya suresinde. En büyük feryat nedir? İşte bir insan diyor cehenneme gözü bakarak, öyle yazar. Canlı canlı, diri diri gözün bakarak atılıyorsun. Allah'ım ya Rabbi, tam cehennemden azat olma saatlerindeyiz. İftar saatlerinde, iftar sofrasındayız. Bak size kaç seferdir diyorum. Dualarınızı, zikirlerinizi ihmal etmeyin. Çünkü bu saatlerde, bu mübarek gecelerde, şimdi önümüzde bu gece 25. gece, işte yarın cuma gecesi, cuma gecesi günü saat başı 1 milyon cehennemden azat ediyor. Saat başı. Bu son artık. Son cuma yani. Bunda 24 milyon cehennemden azat olacak. Küllü müstevcebünler. O cuma saatine kavuşmadan ölseydiler mutlaka cehennemi hak etmiştiler. O vaziyette bozuk adamlar laf olacak. Yine bu cuma 24 milyon ümmetimizden azatlık geliyor. Yani yarın itibariyle. Efendim. Yarın öbür gün cuma gecesi. Yani perşembe cuma bağlayan cuma gecesi. O zaten her zaman kutsal. O tek geceye gelmiş, çift geceye gelmiş, ilk 10 geceye. O Ramazan olmasına da lüzum yok. Ama bu her saat başı 1 milyon cehennemden azatlı var. O Ramazan'a mahsus. Ramazan'ın cumasına mahsus. Emrolunduklarına isyan etmezler diyor. وَفْعَلُونَ مَا اُمَرُونَ Ne emrolunuyorsa yaparlar buyuruyor. Atın dedim atarlar buyuruyor. Sen canını cehennemden satın almaya baksana. اِشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ Canını satın alın. Canlarınızı ateşten satın alın. Neyle satın alacaksın? Namazla, oruçla, zikirle, sadakayla bak. اِتَّقِنْ نَارَ اِتَّقُنْ نَارَ اَلَا بِشِكِ تَبْرَتْ Yarım hurma, bir hurma bulamazsın da bir hurmanın yarısını koparırsın. Hatta şık yarısı da demek değil. Parçası demek. Bir hurmanın parçasını böyle koparıp bir hurmanın parçasıyla ateşten sakının buyuruyor. Niye? Çünkü bir ufak sadaka verirsin efendim bir fakire. İşte bir iftarlıkta Allah Teala bir yudum süt, bir yudum suya bile bu sevabı verir diyor hadis-i şerif. Yutillâze sevap. Boynunu cehennemden azat eder, günahlarını mağfiret eder. Kime verir Allah bu sevabı diyor? Men fattara sahiben ala mezgati lebenin. Evcuratima. Bir tadımlık süt, bir yudum su. Yani bir iyilik yapmak, ihsan. İnallâhi yuhubbül mühsinin. Allah iyilik yapan kullarını sever. Durumun varsa da bir daha ona nispet, durumun nispetine fazla verirsin. Durumun azsa az verirsin. Ama mutlaka ateşten kendinizi koruyun. Bak ayet-i kerime de onu söylüyor. Hadis-i şerif de onu bildiriyor. Bir de kendinizi kurtarmakla kalmayın. Efrad ailenizi, ehlinizi koruyun. İnsanlarla taşlar lan cehennem tutuşacak. Kafir, facir, münafık, fasıkları atacak ateşe. Ateşi onlarla tutturacak Mevla. Ya. Onun için Evliyaullah'tan biri bir çocuk gördü.
erkenden namaza gidiyor. Dedi evladım ne bu telaşın dedi. Daha sana namaz farz olmamış bile. Dedi ki efendim dedi ben annemi görüyorum. Babamı görüyorum. Soba yakacaklar. Ateşi tutuştururlarken büyüklerle yanmayınca küçükleri çıra yapıyorlar dedi. Korkarım ben onlardan olmayayım dedi. Ne büyük vaaz ettin bana dedi ya. Ben dedi bu yaşa gelmişim hala anlamamışım dedi. Tabi o çocuk da mutlaka Evliyaullah'tan bu kelamı her çocuk konuşabilir mi? Büyük adam konuşamıyor. Şimdi insan ibret alacak ya. Orada ateşe bakıyorsun. Çayır çayır odunlar yanıyor. Oh ne güzel. Hemen ateşi görünce aklına ne geliyor? Kestane kebap geliyor. Ya kardeşim sen kendin kestane olacağını düşünsene. Ha bu ateşte de ne güzel kestane şey. Bu ateşten de közü de geçtiğinde ne güzel efendim ne olur mankal olur. Yevme tukallebu ucuhum finnâr. Yarın ahirete diyor suratları kelleleri ateşin içinde diyor pişmiş kelle gibi döndürülecek diyor Kur'an. Döndürülecek. Şu koca yani kafa şu ateş öyle fokur diyor biliyorsun. Kellenin alt üstüne geliyor. Bir de kazanın kapağını açsan böyle kelleler. Öyle buyuruyor. Yekulune ya leytena ata'na Allah ve ata'na Resul'e. Ah ne olaydı keşke biz Allah'a itaat etseydik. Orası öyle itaat etseydik diyecekler. Şimdi itaat zamanındasın. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini son 10 gecelerin teklerinde arayın buyurmadın mı mübarek adam? Bak bu gece için ve unzilel Kur'an liyerba'nın aşşeyni haletme Ramazan. Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde de var. Bu hadis-i şerif Taberi tefsirinde var. Ondan sonra Beyhaki'nin eserlerinde var. Taberani'nin eserlerinde var. Hep bütün kardeş kaynaklarında var. Kur'an-ı Azimüşşan diyor Ramazan'ın 24'ü geçtikten sonra inzal edildi. Şimdi 24'ü geçtikten sonra ne demek? 25. gece demek. İşte İmam Ücuri bunu beyan ediyor. Bu diyor 25. gece oldu. Bu gece kaçıncı gece? 25. gece. Kur'an-ı Kerim indirildi. İnne enzelnâ fî leylet-i kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Bu hadiste de diyor ki Kur'an 25. geceye indirildi. Şimdi sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni teşvik ediyor. Sana müjdeler veriyor. Diyor ki Mevla izin verseydi tam gecesini bildirirdim. Ama siz gevşersiniz, tembellik edersiniz. Bir gece ibadet edersiniz, sonra yatarsınız diye Mevla bunu gizledi. Evliyasını kullar içine gizledi. Rızasını salih ameller içine gizledi. Gazabını günahlar içine gizledi. Cuma gününde kabul saatini gizledi. Ramazan'da Kadir gecesini gizledi. Bazı böyle işleri gizledi. Niçin? Hepsine rağbet etsinler, çok kazansınlar. Bir taneyle iktifa etmesinler diye. Yine bizim iyiliğimiz için. Ondan sonra. Şimdi sen teşvik edilmişsin. Yani kazan deniyor sana. Bak burada yerindesin. Keşke biz Allah'a Resulüne itaat etseydik. Cehennemde kafan pişerken, kellen kebap olurken, yağların, cerahatlerin, irinlerin, efendim, böyle dönerden inen yağlar gibi inerken, keşke biz Allah'a Resulüne itaat etseydik demenin ne manası var kardeşim? Ne anlamı var? Yazık değil mi bizim ömür sermayemizi? Şu programlarla, dizilerle, filmlerle, yani ne boş işlerle geçiriyoruz ya. Kadınları da mahvediyorlar bu yemek programları, bilmem ne programları. Yemek yarışması, kim ne yemeği yaptı, onun kaynanası ne dedi, bunun görümcesi ne dedi. 5 saat, Allah Allah, 5 saat, 4 saat bir insanın nasıl vakti olur ki bu yemek yarışmasında kimin gelini kazandı diye bunu seyredecek. Yani ahireti düşünen için, ölümü düşünen için, kabiri düşünen için, mahşeri düşünen için, azapları düşünen için, buradaki farzları, vacipleri, sünnet, müstehap, edep, bu kadar vazifelerini yapmasıyla mükellef olan bir insan, bir yandan da çoluğu çocuğu var bu kadınların çoğunun. Bir de bu çoluk çocuğu cahil bırakan en büyük azaba tutulacak. Bir de onları yetiştirmesi lazım. Kocasının hakları var, komşuluk hakları var, anne baba hakları var, sıla-i rahim, teyze, hala, aranma, sorma hakları var.
bu kadar vazifeler içerisinde bir de nafileden fazladan işte ibadetler yapıp da kara geçmek lazım ki cennette niye geri kalsın öbüründen? Bak orada bir yarışmayı kaçırıyor, 10 bin lira ikram ver, 15 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira ikram sana. Oo, aylarca hazırlıklar, şunlar bunlar. Dertlenmeler, tasarlanma. Hadi o para alacak. Seyreden ne alacak? Hava alacak. Orada 10 bin lira için bu kadar mesai harcıyor. Uykusuna giriyor, rüyasına giriyor. Çünkü bir insan bir şeye odaklandığı zaman onu esir alıyor. Ebedi ahiret önümüzde, her an herkes ölüyor. Bizden genci, bizden sağlıklısı, bizden meşhuru, bizden zengini. Her gün, her gün cenaze haberi var. Yani, iman sorunu bu. İkan sorunu bu. Ve bil ahirete yukunun, onlar ahirete yakinen inanırlar. Gözle görmüş gibi inanırlar. Ya gözle görür gibi inanan adam şu kabirde, mahşerde, ya sen ne diyorsun? Adam orada bir şey konuştu da hiç de böyle günah değil, haram değil, gıybet değil, dedikodu, iftira değil. Yani boş oldu biraz. Maruf-u Kerhi Hazretleri hemen ona döndü, dedi ki gözlerine pamuk konacağı günü hatırla sen. Gözlerine pamuk konacağı gün. Ne demek? İşte mezara gireceksin. Daha ölür ölmez işte neyse gözlerine pamuk koyacaklar da. Ölünün gözüne pamuk koyuyorlar. Affedersin, bir yerlerine de pamuk tıkıyorlar. Gözlerinin üzerine pamuk konulacağı günü hatırla biraz. Çok konuştun dedi yani. Mealen. Şimdi biz ne haldeyiz? Bize ne buyuruluyor? Bize ne duyuruluyor? İnel arzole tünâdî kulliyevmin seb'ine merreten. Şu topraklar her gün üzerine gezdiğimiz, çiğnediğimiz, oturduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz, piknik yaptığımız arazi her gün 70 kere sesleniyor. Ya beni Âdem'e külû veşrabû meşteytû. Fevallâhi lâ külenne lühûmekû ve şuhûmekû. Ey Âdem oğulları, yiyin için afiyet olsun. Canınız ne istiyorsa keyfinize gidin. Vallahi siz bana geleceksiniz. Ben sizin etlerinizi de yiyeceğim. İç yağlarınızı da yiyeceğim. Şimdi senin etin toprağı malzeme. Etin yenilecek. Efendim, yağın, damarın, sinirin bütün kurtlara malzeme olacak. İşte onu söyleyeyim. Mansur İbni Osman radıyallahu hazretleri öyle buyuruyor. Allah-u Teala bir kulu öldüğü zaman Rabbim cümlemize iman selamet nasip eylesin. Ona ait değerleri, kıymetli varlıkları 5 taksimde bölüştürür buyuruyor. El malü lil verase. Para var, nakit var, tarla var, arsa var, araba var. Neyse mal bunlar. Maddi değerler. Bunlar varislere kalır. Artık onlar da kapışırlar, bölüşürler. Bazen mahkemelik olurlar. Aralarında da anlaşamazlar. Kardeş kardeşe bu yüzden küser. 40 sene konuşmaz, küs ölürler. Bu dünya böyle bir pislik bir şey. İnsanı mal için babasını vuran var ya. Babasını vuran var, ölsüne bana kalsın. Oğlunu vuran var ya. Malıma gözlüktü diye. Bu mal böyle bir şey. Biz malları topluyorsak kime topladığımıza da dikkat edeceğiz. Ne diyor? Envalüne alidevil mirâsi necmâhu ve dûrune alikarâbi dehrin ebniyâ. Malları miras sahipleri için cem ediyoruz. Evleri de zamanın yıkımı için bina ediyoruz. Yani biz peşin 20 sene daha ya varız ya oz. Ondan sonra zaman onları yıkıp ki harap edecek. Belki de çok zaman geçmeden alanlar beğenmeyecek. Onlar kıracak, dökecek, yeni yapacak. Malı Mevla varislere böler diyor. Ve ruhli melekil mevt. En kıymetli varlığı ne? Canın, can dediğin ruh. Esas insan ruhtur. İnsan ruhla yaşıyor. Şimdi ruhum çıksa ben burada konuşabilir miyim? Sen orada dinleyebilir misin? Ruhu kime verecek? Ruhu ölüm meleğine verecek. Başla. Malın gitti varislere. Ruhun gitti Azrail Aleyhisselam'ın eline. وَالْلَّحْمُ لِدُّدْ Kaldı üzerinde etin, butun, damarı, sinirin. Et de kurtlara. Böyle ya, hangi mezara gömülürse oranın toprağında oranın kurtları bayram edecek. Kurtlar, böcekler, inşallah yılan gelmez. Bir de cehennemden namazsızlara, abdestsizlere hark açılacak. O onu bir sokacak. En gerekler, ef aylanları
Namazsız ölenleri. Kafirleri konuşmuyoruz. Namazsıza bu. Müslüman olsa bile. Müslüman olsa bile namazsızlığın belası. Ne büyük tehlike. 5 vakit onu sokacak. Her namaz vakti sokacak. Seni Mevla çağırıyordu, icabet etmiyordun diyecek. Öyle zehirli yılanlar, dünyanın üzerine çıkartsan bir tane yılan zehrini kussa diyor, yeryüzünde ot bitmez. Zehirinden ot bitmez. Öyle zehirli yılan seni günde 5 vakit namaz vakitlerine sokacak. Bu nasıl bir şeydir ya? Onun için kurt bir şey değil. Etler kurtlara kalacak. Ya akreplere, cehennem yılanlarına kalırsa? Vel azmu litturab. Kemik toprağa kalacak. Çünkü kemiği kurt kemiremez. Küçük kurtlar bilmem ne. Onlar kemik kalıyor. Kemiği de toprak yiyor. Ondan sonra yer demişler. Bak adına yer. Yediği için. Değil mi? Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Akıbet bir gün olur yer yer seni. İşte o da kemiği yiyecek. Ondan sonra vel hasenat lil husama, aman yarabbim. İşte namaz kıldık, oruç tuttuk, zekat verdik, fitre verdik, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hacca gittik, ömreye gittik falan. Kul hakları varsa, hasımlar varsa, işte demin ne dedim en başta, çoluk çocuğun hasmını olursa ne olacak? Cahil bırakırsan, İslam'dan uzak yaşatırsan, yetiştirirsen, hasım mı arıyorsun? Nerede kaldı ki? İşçi arkadaşın hakkı, patronun hakkı, yoldaşın hakkı, komşunun hakkı, karının hakkı, ananın hakkı, babanın hakkı. Bir de ortaklar varsa falan, iş yaptın, onları kazıkladın, parayı gasp et falan. Ortağın hakkı, uff. Sevaplar da hasımlara gidecek. Ne kaldı bu adamda ya? Adam da azlık ortada kaldı ya. Bu neyle cennete gidecek? Sermaye kalmadı. Çünkü hak sahibi geliyor, Mevla da ona onun sevabından veriyor. Ahirette para pul geçmez. Onun için birbirinizden helallik alın buyuruyor hadis-i şerifte. Min kabli en la yeciye yevmün la dirhamun fi ve la dinarun. Bir gün gelecek ki ne altın para geçecek, ne gümüş para geçecek, ne mark ne euro geçecek. Ne dolar. O vakit adamı razı etmek için para versen durmuyor ki. Çünkü para iş görmüyor ki. Parayla cennete gidilse paranı alırdı. Parayla cennete gidilmiyor. Sevapla cennete gidiliyor. Sen de namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun, bu kadar ibadet yapmışsın. Enayi gibi millete yedirmişsin. Sevaplar da hasımlara, alacaklara gidecek. Bazısının o kadar alacaklısı çıkacak ki bütün sevapları bitecek. Peki adam 80 sene namaz, oruç, ibadet, hac, zekat yapmış. Hepsi gidecek de alacaksı bitmeyecek. Ya adam da diyor ki benim de alacağım kaldı. Ne olacak şimdi? Önce gelene mi verdiniz? Mevla da buyuracak. Tamam sen de o zaman günahlarından buna yükle. Ne kadarlık alacağım var bundan? Şu kadarlık. İşte o alacağın nispetinde nasıl hasene olsaydı, sevabı olsaydı, kalsaydı sevap alacaktı. Onun kadar da bu adamın günahı azalacak. Çünkü neden? Yine bir hakkını almış oluyor. Günahından azaldıkça kurtuluyor. Kurtuldukça sol kefe, mizandaki terazinin sol tarafı düşüşe geçiyor. Tabii o miktarda da sağ taraf, hasenat tarafı ağır geliyor. İki kefeli ya. Zaten sağ taraf ağır gelmediği vakitte ondan sonra cennete gidemez. En azından bir fazla gelecek. Onun için İnsana ne kadar hasene lazım. Şu mübarek saatlerde kazanılıyor. Leyletül kadri hayrun min elf şehr. Bir kadir gecesi 1000 aydan hayırlı. Her sene bir kadir gecesi var. 2 yok. Bu gece olabilir. 25. gece Kur'an indirildi buyuruyor. Hem tek gecelerde arayın buyuruyor. Yarın zaten cuma gecesi. Ondan sonraki gece zaten 27. gece. Gecelerin en ümitlisi. Sen bunlarda kazanmazsan ne vakit kazanacaksın? Hasenatını ne zaman kazanacaksın kardeşim? Sevaplarını. Ama sen şimdi bunu 1000 aydan hayırlı, 83 sene, 4 ay sıralı ibadetine hayırlı. Ne kadar ibadet lazım ki hasımlar gelirlerse, hiç olmazsa seni de cennete sokacak kadar sevabın kalsın da hepsini götürmesinler.
Ya biterse hasenatın mutlaka cehenneme gidersin o zaman. Ondan sonra ve şeytan lisel bil iman. Şeytan da gelecek, bir imanın kalmış ölürken, o da onu almaya gelecek. Şimdi varisler malı götürse götürecek zaten. Elde bir şey yok. Abbas oldu, sen arkana bakamazsın ki daha. Olur. Ölüm meleği ruhasa götürse ne diyeceksin ya? Söküp alıyor zaten. Geçiyoruz. Olur. Peki kurtlar etleri yese ne direniş yapabilirim ki kabirde? Hangi kurtu kendimden kaçırabilirim etim? Ne yapacağım yani? Olur. Toprak kemiği yese yiyecek zaten. Ne yapacağım ki? Ne yapabilirim ki? Adem Aleyhisselam tabi peygamber o çürümez de. Ondan beri bu kadar insanların hepsi çürüdü çoğu. Olur. Peki hasımlar hasenatı götürse bu zor ya. Kulakları alacaklar gelseler sevapları almaya başına üstüne çok kötü bir şey ya. Neden? Cennete girecek amelin kalmıyor. Ama yine desi var. Nedir o? Sen onlara alacaklarını versen bile yine seni cennete girecek kadar sevabın kalma imkanı var. O belki seni kurtarır. Azalsa da, cennete derecelerin noksan olsa da, ilk girenlerle giremesen de. Nihayet cehenneme gitsen bile, ki Allah muhafaza çok çok büyük bir mesele de işte böyle basit gibi konuşmayalım Allah muhafaza da. Cehenneme gitsen bile imanını kurtarırsan, Müslüman olarak ölebilirsen, o zaman sonunda mutlaka cennete çıkmak var. Yani bu ümmetten Müslüman olarak cehenneme girenler 7000 seneye kadar yanacaklar var buyuruyor İmam Gazali Hazretleri'nin eserlerinde. 7000 sene büyük iş. Çok büyük iş. 7 saniye dayanamazsın o cehenneme. Demin anlattık. Dünyanın potalarını, demirini eritenin 70 kat fazlası. 7 saniye dayanılır mı onda? Ama yine de 7000 senede yansa bir Müslüman sonunda çıkıp cennete gidecek. Yine bunun da bir cennete gitme yani imkanı, ihtimali var demiyorum. Kesin gidecek. Müslüman olarak öldüyse cehennemde ebedi kalmaz. Bu kesin. يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِي قَلْبِ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ اِمَانٍ. Buğday tanesi kadar imanı olan, arpa tanesi kadar imanı olan, kardal tanesi kadar imanı olan, azaltıyor, küçülterek zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar, gözle görülmeyecek kadar ufak da olsa, imanının nuru sönük de olsa, İmanı olan ateşten çıkacak. Onun için bunun da hani bir kurtarı tarafı var. Badelleteyya ve leteyye. Nice sıkıntılardan sonra. Ama eğer şeytan gelir de son nefeste imanımızı çalarsa bunun oluru var mı? Her şeyin oluru var bir yere kadar. Bir haddeye kadar geldi ama eğer şeytan imanımızı, iblis imanımızı çalarsa bunun çaresi yok. Ne demek? Cehennemden ebedi çıkamazsın. Cennet yüzü göremezsin. Dünyayı iyilik doldursan boş. Çünkü imansızın bütün hasenatı zaten mahvoluyor. Alacaklı hasıma ne hacet var? Şirk koştun, imansız öldün, amelin mahvolur. Onun için bayram akşamının dersini çok iyi dinleyin. Yani önümüzdeki pazartesi. İnşallah son yani akşamda teravih yok. Ama son oruç. Son oruç pazartesi. Yine böyle 45 dakika kalaraktan söyleyeceğim. Orada güzel bir şey anlatacağım. Yani iman selametimiz için. Hem de son nefeste iman tehlikesinden dolayı tedbirli olmamız için. Çünkü bayram gecesini ihyaya teşvik için. İbadetle geçirelim ki kalbimiz ölmesin. Onun için iman giderse ruh bedenden ayrılırken imansız ayrılırsa aman ya Rabbi düşünmek bile istemiyorum. Bu olacak şey değil. Onun için ey iman edenler kendinizi de ailenizi de o ateşten koruyun.
Bak cehenneme çırağı olmayın, tutturak olmayın, odun olmayın. Ben sizi cehennem için yaratmadım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bana kulluk etsinler için yarattım. Bana kullukta benim karım yok, sizin karınız var. Namazı kılsanız abdest, taharet, gusül, temizlik, mikroplardan kurtuluş, vakti vaktine hareket, beş vakit namaza riayet, sıhhat, afiyet. Efendim her türlü bedeninize, fiziğinize, kalbinize, ruhunuza fayda size. Fayda size. Ben kardan zarardan münezzeyim Mevla buyuruyor. Ben sizden ne istiyorum da gocunuyorsunuz? Velidâlke halekum. Ben sizi acımak için yarattım. Rahmet için yarattım. Cennetim rahmetimin mahallidir, rızamın yeridir. Ben sizi oraya bekliyorum. Vallahu ed'u ilâ dâris selâm. Allah sizi selamet yurduna çağırıyor. Selamın, Esselam ismi şerifinin sahibi olan zatının yurduna davet ediyor. Ben davetiyeyi bastırdım. Hepinize yolladım. Kur'an benim davetiyemdir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim davetçimdir. Ben bu ilanlarımı, duyurularımı yaptım. Hocalar, vaizler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varisleri, vekilleri vasıtasıyla size duyuruyorum, sizi çağırıyorum. Cennetime gelin buyuruyor. Ne işiniz var ateşe kaşınıyorsunuz? İnsan biraz ders alacak, ibret alacak, aklını başına toplayacak ya. Topraklar nida ediyor, duyan yok. Kabirler nida ediyor, duyan yok. Ondan sonra melekler nida ediyor, duyan yok. Ramazan gecelerinde her melek güneş batar batmaz, gecenin son üçte birinde daha kuvvetleniyor seherde. Güneş batar, el min teabin, tövbe eden yok mu? Fe tübe ale tevbe kabusini kabul edeceğim. El min sealin, bir şey isteyen yok mu? Fe utaya ona ihsan edeceğim. Helâ keza, hele Kadir gecesi, imsak olana kadar. Şunu isteyen yok mu, bunu isteyen yok mu? Hastalıktan şifa isteyen yok mu, derdine deva isteyen yok mu? Haceti olup, muradı olup, Allah'tan bir şey isteyen yok mu? Böyle Mevla meleklerine iddia ettiriyor kardeşim. Helâ ya bâgî el hayr-i ekbil. Ey hayır arayan, tam zamanıdır, Ramazan-ı Şerif çıkmak üzere, son geceler, Kadir gecesi olmasa en kuvvetli gecelerdeyiz. Hayır arayan gel, tam zamanı, mevsim. Böyle kar daha yapamazsın, böyle kar daha bulamazsın. Seneye ya nasip, belki ölürsün kalırsın. Mutlaka şu 4-5 gece uyanık ibadetle geçir de ebedi ahiretini kazan. Veya bâgiye şerri aksır. Şer yapmak isteyen vazgeç bak. Yalan demek isteyen, iftira atmak isteyen, zina yapmak isteyen, içki içmek isteyen, nefis şeytan durmaz. Hadi şeytan bağlandı ama nefis bağlanmadı. Bir nefis 70 şeytandan pis. Yine seni şerre çeker. Ne olur? Bak bayram gecesine kadar. Bayram gecesi daha. Sabret. Vazgeç. Hele bir dur. Niye? Bari bu mübarek gecelerde ters yapma. Şer arayan, şer zamanı mı şimdi mübarek? Ebedi cenneti kazanma zaman. Boyunlan cehennemden azat olma vakti şurada. 2-3 dakika kaldı ya. Şu anda azat oluyor. Onun için şu rivayetle bitireyim. Hazreti Enes'ten rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mâ min leyletin. Ey Müslümanlar. Herhangi bir gece illa münâdî yunâdî min butlân arş. Arşın iç tarafından, derin tarafından bir dellal bağırıyor. Arş nere? Ferş nere? Biz ferşteyiz yani, yeryüzündeyiz. Ama iman kulağı olanlar, ayete hadise inananlar bu nidaları duyarlar. Deylemi Müstedi Firdevs'te büyük muhaddis rivayet ediyor. 6164. hadis-i şerif rakamında. Bu hadis-i şerif. Her gece arştan nida geliyor. Yebne Adem minnallahu teala yukurukumus selam. Allah Allah. Mevla'nın selamını alacağız, görüyor musun? Ey Adem oğulları. Tabi Müslümanlara geliyor bu. Müslüman olmayana biz bile selam veremiyoruz. Hatta namazsıza bile selam veremiyoruz. Nerede kaldı ki biz Allah Teala kafire selam yollar mı? Ey Adem oğulları, ey Müslümanlar, ey ahir zaman ümmetleri, şüphesiz Allahu Teala size selam söylüyor. İnnallahu vesselam. Zaten selamın kendisi Allahu Teala. Selamın sahibi Allahu Teala. Ve kulu, Allahümme entes selam diyeceksin. Allah bize selam söylüyor denirse ve aleykümüsselam denmez. Herkese denir, meleğe de denir. Cibril'in de selamı gelse aleyhisselam denir. Ama Allah'a aleykümüsselam, aleyhisselam denmez. Haşa! Allah'ın selamı var denince ne diyeceksin? Allahümme entes selam.
ve minke selam ve ileke udus selam fe hayyina rabbena bis selam tebarakta rabbena ve tealeyte ya del celali vel ikram. Selam sensin, selam sendendir. Selam sana rücu eder. Sen bizi selamla tahiyye eyle. Selamla ya Rabbi, selamınla diye böyle denir cevabında. Allah size selam söylüyor ve buyuruyor. Şevveknâkum felem teştâku. Cennete sizi heveslendirdik. Hiç heveslenmediniz. Mükafatları anlattık, rağbet etmediniz. Nimetleri anlattık, gayret etmediniz. Uykunuzu kaçırmadınız, iştahınızı kaçırmadınız. İbadete heveslenmediniz. Ve havvefnâkum felem tekâfû. Sizi korkuttuk, korkmadınız. Azap var, cehennem var, gazap var, işte kabir, mahşer, sırat mı? Hiç bana mısın demediniz, tınmadınız. Ve nuhnâ lekum felem tebkû. He? Biz size bu kadar... Sizi ağlatacak, mahzun edecek, keyfinizi kaçıracak, ebedi ahirete azalacak. Neler beyan etti? Hiç ağlamadınız. Gözünüzden yaş çıkartmadınız Allah için, Allah korusun. Billeyli tenamun, ebilleyli tenamun. Gece boyu uyuyorsunuz. Ve binnâri tevfulûn. Gündüz boyu gaflet ediyorsunuz. Dır 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 dır. Onu dinle, bunu dinle, ona bak, şunu seyret, bilmem ne, gündüz bitti. Gece bir yatıyorsunuz, sabah oldu. El menzilet tavil meta taktaun. Uzun mesafeleri ne zaman kat edeceksiniz? Ebedi ahireti ne zaman kazanacaksınız? 50 bin sene mahşeri neyle geçeceksiniz? Ya emnel ebnâle hüsrîn ciddû ve çteydû. Ey 20 yaşındaki delikanlılar! Gençler çalışın, gayret edin. Bir daha bu sıhhati afiyeti bulamazsınız. Ya ebnâ selâsîn lâ uzrallekûm. Ey 30 yaşındakiler! Artık mazeretiniz yok. Aklınız başınıza çoktan gelmesi lazım. Gençtim, mençtim, şunu öğrenmedim, bunu bilmedim. Özrünüz kalmadı, bitti. 30'dan sonra artık yola girin. Ya el erba'in vel gamsin zerun kattene hasad. Ey 40 yaşındakiler, 50 yaşındakiler. Artık sizin hasat vaktiniz yanaştı. Olgunlaştınız. 40'a geldin, 50'ye geldin, artık ölüm yanaşıyor. Bir o kadar da yaşayamıyorsun ekseriyet itibariyle. Onun için meyveler, ekinler olunca hasadı yanaşır, anladın mı? Hasadınız vaktinde biçileceksiniz. Ya ibnâ siddîn ve sebûn mehlen anillâ mehlen. Ey 60 yaşına gelenler, Allah'ın size az bir müsaadesi daha kaldı. Gittiniz, gidiyorsunuz. Ya ibnâ sebûn, ey 70 yaşının çocukları, adamla helummu ilel hisâb. Hadi siz hesaba gelin bakalım. Benim huzurumda hesaba çekileceksiniz. Ya ne cevap vereceksiniz? Adam 70 yaşına gelmiş, hala işi gücü dünya, ahirette bir hazırlığı yok. Her gece bu nida geliyor. Her yaştan adamlara. Benim de hasadım yanaşmış olanlar sınıfında görüyorsunuz bu hadis-i şerife göre durumum. Onun için biçilmeden, Azrail aleyhisselam tarafından ruhumuz çekilmeden, Rabbim cümlemize iman, ameli salih ve ikan derecesinde şüphesiz inanç ile İman selametiyle çene kapamayı müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi selleme.